Evet muhterem müminler, bildiğiniz gibi şu sıralar ülke olarak hepimiz bir darboğazdan geçiyoruz. Değil mi? Maalesef. Ekonomimiz, şimdi doğru oturalım, eğri konuşalım. Ekonomimiz öyle pek de iyi gitmiyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama kimi vatan hainleri bunu fırsat bilip ne diyorlar? Bu kötü gidişatı, ekonomideki bu rezil durumu iktidarımıza, AK Parti'mize, bilhassa da reisimize fatura etmeye çalışıyorlar. Terbiyesizler. İyi de ülkeyi yönetenlere fatura etmeyeceğiz de kime fatura edeceğiz hocam? Bizim apartman yöneticisine mi hesap soracağız? Overlockçular derneğine mi hesap soralım? Kim bu zamların, fiyatların sorumlusu o zaman? Allah. Evet Allah. Allah diyor bütün bunları. Muhterem müminler. Ne dedi dün? Diyanet İşleri Başkanlığımız bir açıklama yaptı, fetva verdi. Zamlara, fiyatlara tayin eden Allah'tır dedi. Doğru mu? Ya koskoca Diyanet yalan mı söyleyecek ya? Yani sen şimdi ekonomiyi Allah mı yönetiyor diyorsun hocam? Aynen öyle diyorum hacı. Aynen öyle diyorum. E o zaman senin reisin ne işe yarıyor? 1200 odalı sarayda ne ediyor bu adam? Niye işgal ediyor orayı? Niye maaş alıyor boşu boşuna? Bakan Nebati ne halt ediyor koltukta? Saksı mı bunun ya? Ya hacı bak, boş boş konuşuyorsun oradan. Çıkıntılık yapıyorsun gene. Yerinde duramadın ya. Haddini bil açık ya. Hem ben arkadaşlar, bakın anlatamıyorum galiba. Ben Diyanet'e bağlıyım arkadaş. Diyanet ne derse o. Diyanet ekonominin sorumlusu Allah diyor. O kadar, bitti. E o zaman vergilerimizi niye devlet alıyor? Biz Allah'la aramızda hallederiz o işe. Allah'la aramıza niye giriyorsunuz? Donumuza kadar her şeyden vergi almasını biliyorsunuz. Ama ekonomi çortlayınca da suçu Allah'a atıyorsunuz. Oh vallahi ne güzel lan. Dolar 18 olunca Allah yaptı. Asgari ücrete zam gelince biz yaptık. Ya tövbeler olsun ya Rabbim ya. Sen beni, bak seni benim parayla mı verdiler hacı ya? Var ya elimin tersiyle çakacaksın şimdi buradan sene ben ya. Anlamıyor musun sen? Camide maaşla imamlık yapan sıradan bir vatandaşım ben ya. Diyanetin talimatlarına ben uyumak zorundayım ya. Diyanet zamlara, fiyatlara Allah tayin ediyor. Olay bitti gitti, tamam, uzatmanın ne alemi var buna ya? Bir saniye, bir mesaj geldi. Önemli olabilir bu saatte geliyorsa, bu cuma vazı. Nasıl ya? Ne demek tayinim Hakkari'ye çıktı ya? Nasıl tayinim Hakkari'ye çıkıyor benim? Bu böyle şey mi olur ya? Ege nereye? Güneydoğu nereye ya? Yemin olsun, demek ki biz Musul'la Kerkük'ü falan alsak, fethetsek beni en uca oraya kadar sürecek bunlar ya. Böyle tayininde, böyle diyanetinde Allah bin belasını versin ya. Puh şerefsiz herifler siz ya. Boşu boşuna diyanete kızma hoca. Tayinleri Allah yapıyor diye duydum ben. Ya zaten canım burnumda, bak saçma sapan konuşma oradan hacı. Öyle şey mi olur ya? Zamlara, fiyatlara Allah'ın tayin ettiğine inanıyorsun da senin tayini Allah'ın yaptığına niye inanmıyorsun hocam?